Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Öncelikle herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bugünkü videomuzda sizlere WooCommerce tabanlı bir e-ticaret sitesi oluştururken neden ücretsiz temalar kullanmak yerine ücretli temaları tercih ettiğimi adım adım göstermeye çalışacağım. Bunu göstermeye çalışırken sizlerle birlikte 3 tane temanın ücretli ve full sürümlerini birbiriyle kıyaslayacağım ve WooCommerce tarafında geçen gün bir videoda ücretsiz bir temayla bir e-ticaret sitesi inşa etmiştim. Ben ücretsiz temalarla e-ticaret siteleri inşa edebiliyorken neden gidip ücretli temalara para verdiğimi sizlere adım adım açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle bu işlemi yaparken, bu videoyu çekerken sizlerle birlikte bir Platform teması, bir Shoptimizer teması, bunların her ikisi de ücretli e-ticaret temaları ve bir de Astra temasının Pro sürümünü kullanıyor olacağız arkadaşlar. Yine Astra'da ücretli bir tema. Bu temaların her birinin üzerlerinden geçeceğiz ve neden Platform temasını ben diğerlerinden daha çok beğeniyorum ve projelerimde daha sık kullanıyorum, bunların üzerinden geçeceğim ve bir e-ticaret sitesi kurarken sizlere ben neden Platform teması satın almanızı tavsiye ediyorum, bunu da daha çok sizlere açıklamış olacağım arkadaşlar. Öncelikle temaları incelerken görünüm özelleştir bölümüne girip özelleştirme ayarları üzerinden bu temalarla ilgili incelemeler yapacağız arkadaşlar. Bunları birbiriyle bu şekilde kıyaslayacağız. Elimizde 3 tane tema var. Benim en çok kullandığım temalar bunlar olduğu için ben bu temalar üzerinde kıyaslama videomu çekeceğim, hazırlayacağım size. Kullanmadığım bir temayı ne yazık ki göstermeyeceğim burada. Zaman içerisinde belki ileriki videolarda farklı temalarında kıyaslama videolarını sizlerle birlikte yapabiliriz. Öncelikle ben Platform'u e-ticaret projelerinde sıklıkla kullanıyorum ve tavsiye ediyorum. Neden kullanıp tavsiye ettiğimi bu videoyu izlediğinizde daha iyi anlayacaksınız. Benzer şekilde Shoptimizer'ı da pek çok e-ticaret projemde kullandım ve Shoptimizer'ı da gerçekten çok beğeniyorum. Ek olarak da Astra teması aslında doğrudan bir e-ticaret teması değil ama e-ticaret içinde kullanıma imkan sunan bir tema ve bu temanın da e-ticaret tarafında sunduğu özellikleri, avantajları size göstermiş olacağım arkadaşlar ve aslında bu 3 temayı kıyasladığımızda neden Platform'un e-ticaret tarafında daha popüler olduğunu sizler de daha iyi anlamış olacaksınız. Öncelikle arkadaşlar en tepeden başlayacak olursak bir header tarafından başlayalım düzenlemelerimize. Arkadaşlar header tarafına baktığınızda Platform'da bir header builder aracı var. Bu ne demek? Bu araç sayesinde header'ınızda çeşitli seçeneklere sahip oluyorsunuz ki bu benim header tarafında düzenleme için kullandığım, bu zamana kadar gördüğüm en kapsamlı araç. Burada header'ınızı bu araç sayesinde çok kolay bir şekilde inşa edebiliyorsunuz ve çok fazla ayrıntıda düzenleme yapma imkanını size kodsuz bir şekilde Platform sunuyor. Bunun yanında Astra temasına geçecek olursam Astra'nın ücretsiz sürümünde de bir header builder aracı var. Bu yeni geldi. 3.0 sürümüyle birlikte geldi. Öncesinde header aracı Astra'nın aslında birazdan size göstereceğim Shoptimizer temasına daha çok benziyordu. Astra'nın bu ücretsiz sürümünde de gelen header builder aracıyla aslında Platform'a benzer bir header yapma imkanı Astra bize sunmaya başladı. Yani bu anlamda Astra'nın da artık son sürümle birlikte header builder aracı gerçekten kullanıma değer ve güzel bir araç. Size güzel seçenekler sunuyor. Ama Astra'da da Pro ve ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı sürüm var. Burada bazı şeffaf header, yapışkan header gibi ayarları ne yazık ki ücretsiz sürümde Astra size sunmuyor. Tabi Astra'nın da para kazanması gerekiyor. Bazı güzel özelliklerini bu şekilde Pro sürümüne ekleyerek sizin ücretsiz sürümden gelip Pro sürüme yükseltmenizi istiyor. Ek olarak burada bir tane de Shoptimizer temamız var. Shoptimizer'da da yine header tarafında gerçekten güzel düzenleme seçeneklerine sahibiz ama Platform ve Astra'ya göre Shoptimizer'ın bir header builder aracı yok ve bu header tarafında size aslına bakarsanız birazcık negatiflik sunuyor. Header'daki layout'u burada gördüğünüz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Yani sürükle bırak, logo şurada ortada olsun veya atıyorum arama çubuğu solda olsun gibi bir seçenek siz kendiniz belirleyemiyorsunuz. Bunu Astra'da ve Platform'da yapabilirken ne yazık ki Shoptimizer size bunu yapmanızı olanak sağlamıyor. Ha bu dezavantaj ama şöyle düşünecek olursak Shoptimizer'da gerçekten en popüler, en çok kullanabileceğiniz header seçeneklerini, kurgularını size ayar olarak burada sunuyor arkadaşlar. Bunların içerisinde zaten en popüler olan layoutlara kolaylıkla geçiş yapabiliyorsunuz ama istediğiniz gibi sürükle bırak yapamıyorsunuz. Shoptimizer'ın header tarafında diğerlerine göre bir eksisi bu ama bir tane de artısı var. Shoptimizer'ın header'ında 4 tane bölme var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci sütun, ortadaki geniş sütun, alttaki bir üçüncü sütun ve altta dördüncü sütun. 4 tane sütundan, 4 tane satırdan oluşuyor. Astra ve Platform'da bunlar 3 tane satırdan oluşuyor arkadaşlar. Shoptimizer gördüğünüz gibi o tarafta size bir satır daha fazladan kullanım imkanı sunmuş oluyor. Şimdi header'lara baktık. Header tarafının üzerinden geçtik. İsterseniz birlikte footer bölümüne inelim. Footer üzerinde de neler sunduğunun üzerinden geçelim. Shoptimizer'dayız. Shoptimizer'la devam ediyorum. Shoptimizer'da bir footer builder aracı ne yazık ki yok arkadaşlar. Elementor'un Pro sürümüne geçerseniz yine header'da olduğu gibi footer'da da aslında düzenlemeler yapmanızı olanak sağlayacak Shoptimizer sizin. Ama Elementor'un Pro sürümü yaklaşık yıllık 59 dolar veya 49-90 dolar bir site için bir ücretlendirmeye sahip ve çoklu alımlardaki ücretini de yakın zamanda güncelledi. Ben Elementor'un Pro'sunu hayli bir yüksek ücretli ve gereksiz bir ürün olarak görüyorum. Yani Shoptimizer'ın footer tarafında
Elementor Pro'nuz olmadığında Footer'ı inşa etmek için ne yazık ki seçenekleriniz biraz daha az oluyor. Bununla ilgili yine layoutlarda düzenlemeler yapabiliyorsunuz ama burada bir Footer Builder aracı ne yazık ki yok arkadaşlar. Hatta burada layout'a geldiğim zaman Footer'la ilgili düzenlemeler bunun içerisinden çıkıyor. Gördüğünüz gibi hani Footer'ın önünde bir içerik göstermek istiyor musunuz? Footer'ı göstermek istiyor musunuz? Copyright'ı göstermek istiyor musunuz gibi seçenekler var. Buradaki her bir yuvarlağın üzerine düzenleme ikonunun üzerine tıkladığınızda bunlarla ilgili düzenlemeler yapmanızı olanak sağlıyor. Astra tarafına geliyorum. Astra 3.0 güncellemesiyle birlikte burada Flatsome'dan da bayağı ilham aldığını düşünüyorum. Bir tane de Future Builder aracı oluşturmuş durumda. Bu aslında Astra'yı Flatsome'un da bir tık önüne getiriyor arkadaşlar. Bu Future Builder aracı gerçekten çok kullanışlı ve mükemmel bir araç. Bu araçla birlikte Future'ınızı gönlünüzce adım adım düzenleyebiliyorsunuz. Buradaki tasarımları, layoutları düzenleme yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi kullanışlı hale getirebiliyorsunuz. Astra yine Pro sürümünde bazı özelliklerini açıyor. Bazı özelliklerini Pro sürümde normal sürümde açıyor. Bu şekilde bir Future bölümü var. Flatsome'da Future tarafına geldiğiniz zaman Flatsome'da Future tarafında yine bir Future Builder aracı yok ama Flatsome'un kendi UX Builder sayfa inşa edici aracıyla buraya özel bir Future oluşturabiliyorsunuz. Bu gördüğünüz aracı Future'u ben Flatsome'un UX Builder aracıyla oluşturdum. Yani aslında Flatsome'un da bir Future Builder aracı olmamasına rağmen kendi sayfa inşa edici aracı sayesinde Future'da size sınırsız seçenek sunması sayesinde Flatsome burada da bir numara oturmuş durumda arkadaşlar. Header ve footer olarak baktığımız zaman ilk seçenek Flatsome tarafında yani yoğunlaşıyor. Flatsome daha güzel, daha fazla seçenek sunuyor. Alt taraflara şimdi birazcık detaylara da sizlerle birlikte geçeceğiz arkadaşlar. Ama yine Astra'da bir doğrudan e-ticaret sitesi olmamasına rağmen header footer tarafında güzel seçenekler sunuyor. Yine Shoptimizer'ın da güzel seçenekler sunduğunu ama seçeneklerin birazcık kısıtlı olduğunu sizlere söylememde fayda var. Tamamdır. Şimdi WooCommerce tarafında bu temaların bize ne gibi özellikler sunduğunun üzerinden geçeceğim arkadaşlar. Flatsome'da WooCommerce'da ilgili özellikler WooCommerce sekmesinin altında geliyor. Burada ürün kataloğu ile ilgili sizlere Flatsome'un sunmuş olduğu bu kadar seçenek var arkadaşlar. Bu seçenekler sayesinde Flatsome tarafında ürün kataloğunuzu gerçekten istediğiniz pek çok hale getirebiliyorsunuz. Bununla ilgili düzenlemeler rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ben Flatsome'un burada bize sunduğu özellikleri gerçekten çok beğeniyorum ve bu özellikler sayesinde e-ticaret sitelerimi, e-ticaret projelerimi hemen hemen her zaman istediğim hale, istediğim şekle Flatsome sayesinde herhangi bir kod kullanmadan rahatlıkla getirebiliyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu tarafa bir de Astra'da bakalım. Astra'da ürün kataloğunda çeşitli ayarlar var ama Flatsome tarafının sunduğu kadar çok yüksek bir ayara sahip değil. Ama yine Astra'nın da Pro ve Pro olmayan sürüm arasında belli farklar var. Burada gördüğünüz güzel ayarların hepsi ne yazık ki Astra'nın Pro sürümüyle sizin düzenleyebileceğiniz ayarlar oluyor. Burada kategori görünümüyle ilgili düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Breadcrumb'da çeşitli değişiklikler yapabiliyorsunuz. Flatsome'la kıyasladığım zaman Flatsome sanırım burada 2-3 tane daha fazla artısı var ama onun dışında Astra'nın da ürün kataloğu bölümü gerçekten fena gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi bu ürün kataloğu bölümüne isterseniz bir tane de Shoptimizer'da gelelim. Shoptimizer'da layout genel olarak ürün içi ve ürün kataloğu olarak aynı yerden düzenleniyor arkadaşlar. Yine Shoptimizer'da bize bununla ilgili çeşitli düzenlemeler sağlıyor. Ek olarak ürün kataloğunda burada gördüğünüz gibi düzenleme seçeneklerine sahibiz. Mesela bir satırda kaç ürün gözüksün, bir sütunda kaç tane ürün olsun veya sayfa başına kaç tane satır olsun gibi çeşitli düzenlemeler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine burada ürün kataloğu ayarlarına baktığımız zaman Flatsome diğer temaları ezici bir şekilde geçiyor ve ürün kataloğunda size çok daha fazla özelleştirme seçeneği, özelleştirme imkanı sunuyor arkadaşlar. Astra'nın da Pro sürümüne geldiğiniz zaman gerçekten burada Astra tarafında da bazı seçeneklere, güzel seçeneklere sahip olduğunuzu söyleyebilirim. Mesela bu Infinite Scroll dediğimiz özellik kaydırdıkça ürünlerin yüklenmesi, bu gerçekten güzel bir özellik. Flatsome tarafında da var. Bu özellikle birlikte tek bir sayfada bir kategorideki belki 1000 tane ürünü tek bir kategori sayfasında gösterebiliyorsunuz. Bu şekilde sayfalandırma durumunu kapatmış olabiliyorsunuz arkadaşlar. Genellikle moda sitelerinde bunu görüyoruz. Bunlar çok sık kullanılıyor. Yine bunlar da ücretli sürümün sunmuş olduğu ayarlar. Tamamdır. Ürün kataloğu kısmına geldik. Yani biraz hızlı geçtik ama ürün kataloğu kısmında temaların bize sunduğu ayarlardan bahsettik. İsterseniz bir de ürün sayfaları için bu temalar bize ne gibi ayarlar sunuyor? Bunlardan da bahsedelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Öncelikle ben Astra'da da ürün kataloğu ile ilgili ayarlara geleyim, tekil ürünle ilgili. Yine dediğim gibi tekrar tekrar bunun üstünden geçiyorum. Şu an burada Astra'nın Pro sürümü var. Ücretsiz sürümde bu ayarlara ne yazık ki sahip olmuyorsunuz arkadaşlar. Buradaki ayarlarınız oldukça kısıtlı oluyor. Bir tane de ürün kataloğu ile ilgili buradan layout kısmından Shoptimizer'ın sunduğu ayarlara bakacağım. Bunları birbiriyle kıyaslayacağım arkadaşlar. Şimdi Shoptimizer'ın ürün sayfasına geldiğim zaman Astra'ya göre Shoptimizer'ın ben daha fazla seçenek sunduğunu görüyorum. Burada yine kısa açıklama alanları var. Bir tane beige rozet bölümümüz var. Güzel şık bir tasarım var. Yani tek bir tasarım sunmasına rağmen bu tasarım içerisinde güzel seçeneklere sahip ve dönüşüm optimizasyonu için
özel olarak tasarlandığından burada gerçekten güzel seçenekler sunuyor. Ama Platform tarafında geçtiğiniz zaman burada ürün kataloğunuzda, ürün yerleşiminizde kullanabileceğiniz pek çok farklı alternatif seçeneğe sahip oluyorsunuz. Burada ürün kataloğunuzu, ürün sayfası tasarımınızı özel olarak özelleştirebileceğiniz pek çok farklı seçenek bulunuyor ve bu seçenekler aslında Flatsome'u diğer temalara göre biraz daha öne çıkarıyor ve bu seçeneklerin her birini geçtikten sonra burada Flatsome kendi sayfa inşa edici aracıyla sizlere özel olarak bir ürün sayfası tasarlama imkanı sunuyor. Bu benim Flatsome tarafında gerçekten çok severek kullandığım ve büyülendiğim muhteşem bir özellik. Astra temasında ve Shoptimizer'da bunu yapmak için yine Elementor'un Pro sürümüne geçmeniz gerekiyor ki bu gerçekten yıllık yenileme ücreti olan ve yüksek bir maliyeti olan bir ürün. Ben genel olarak bunu kullanmıyorum. Bunu kullanırsanız yine Shoptimizer'da da bu özelliğe sahip olmuş oluyorsunuz. Bunun gibi özellikler sayesinde aslına bakarsanız Flatsome biraz daha fazla, oldukça fazla özellik sunduğu için arkadaşlar Shoptimizer ve Astra'ya göre benim e-ticaret projelerinde daha sıklıkla tercih ettiğim bir tema haline gelmiş durumda. Yine Astra temasından bağımsız olarak, hatta Flatsome'dan da bağımsız olarak Shoptimizer temasında buradaki sayfa içerisindeki fontlarla ilgili düzenlemeler yapmaya sahibiz arkadaşlar. Yapma seçeneklerine sahibiz. Ürünlerimizin başlığının fontunu Shoptimizer bize değiştirme seçeneği sunuyor. Flatsome ve Astra'da böyle bir seçeneğimiz yok. Bunu kod kullanarak yazmadığımız zaman sadece ürün başlıklarına özel bir font seçme imkanımız bulunmuyor. Genel olarak başlıkların fontlarını belirleyebiliyoruz. Ama burada genel olarak baktığımızda Shoptimizer'ın da Flatsome'un da gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Astra doğrudan bir e-ticaret teması olmadığı için bazı eksiklikleri var ama e-ticaret tarafında da Astra'nın da gördüğüm kadarıyla önemli özellikleri Pro sürümüne eklediğini sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi sepet sayfalarına bakalım isterseniz. Sepet ve ödeme sayfaları da e-ticaret tarafında gerçekten oldukça önemli detaylar. Shoptimizer burada özel olarak tasarladığı sepet ve ödeme sayfalarıyla güzel bir iş çıkartıyor arkadaşlar. Shoptimizer'ın sepet ve ödeme sayfaları dönüşüm optimizasyonu için özel olarak tasarlanmış. Yani burada Shoptimizer sizin dönüşümlerinizi arttırmak için özel seçenekler ve tasarımlar kullanıyor. Yani burada sizin özelleştirme imkanınız çok fazla olmuyor ama burası zaten dönüşüm için tasarlanmış durumda. Mesela aynı sepete ben Astra'da geldiğim zaman Shoptimizer kadar çekici bir sepet olmadığını size rahatlıkla söyleyebilirim. Bu sepet diğerine göre muhtemelen daha az müşteriyi potansiyel ziyaretçi müşteriye döndürecektir arkadaşlar. Yine Flatsome tarafına geldiğimde Flatsome'un da sepette, sepet ayarlarında oldukça güzel seçenekler sunduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. WooCommerce kısmına geldiğiniz zaman ödeme ile ilgili, sepetle ilgili Flatsome size hem Astra'dan hem de Shoptimizer'dan daha fazla seçenek sunuyor. Bu sunduğu ekstra seçenekler sayesinde ben Flatsome'u e-ticaret projelerimde diğer temalara tercih ediyorum. Normal bir e-ticaret projesinde ücretsiz bir tema kullanabilecekken ücretli bir tema kullanmamın esas sebebi Flatsome'un bu şekilde ekstra seçenekler sunuyor olması. Bu videoda ücretli bir temayı ücretsiz diğer temalardan ve ücretli temalardan ayıran özellikleri neler olduğunu sizlere hızlı bir şekilde anlatmaya, ifade etmeye çalıştım arkadaşlar. Ben bir tema seçerken bunlara dikkat ediyorum. Sizler de tema seçimlerinizde bu söylediğim şeylere dikkat ederek daha kaliteli temalarla uzun vadeli daha güzel projeler ortaya çıkartabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.